arkadaşlar Merhabalar bu hafta 2021 Tayfa için 31 haftanın programını sizlere bahsedeceğiz 31 haftada bakalım ya yani ne zaman başlayanlarda 2021 Tayfa 29 Haziran'da başlayanlar içinde Evet o zaman gelelim bakalım o haftaya. Yalnız şu, videoya başlamadan önce şunu demek istiyorum. Ya i̇lk defa karşılaştığım yorumlarla karşılaşıyorum. Geçenki e, rehberlik videosunda. Hocam para için yapıyorsunuz bu işi. Ya vallahi billahi e, sırf sizler dediğiniz diye reklamı açtım. Reklamı kapatırım da bir kişiden bile yorum gelse reklamı da kapatırım da. Yani hocam madem bu işi yapıyorsunuz biraz para da kazanın diye. Çok çok öğrenciden şey geldi. Ve bu arada zaten para için yapıyor olsam benim çocuğum doğduğu gün, ertesi günü ben size video çekmeye çalışır mıyım? Yani video atar mıyım arkadaşlar? Bir de o şekilde düşünün lütfen. Yani o şekilde yorum atan arkadaşlara da yani gücenmiyorum, şey yapmıyorum. Büyük ihtimalle onlar daha yeni kanala katılanlar. Benim nasıl birisi olduğumu bilmeyen arkadaşlar. Ee, buradan da işte o mesajlardan dolayı ya yani birkaç kişi de gördüm. Yani şöyle bu gördüğüm kadarıyla hocam para için yapıyorsunuz falan filan e, tanımayan arkadaşlar diye tahmin ediyorum ama e, eğer tanıyorsanız ve benim de o şekilde olduğumu düşünüyorsanız ciddi söylüyorum yani gelen mesajlardan bütün videolardaki reklamlarda kapatırım hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar e, yani önceliğim olsa ben çocuğum doğmuş yani ben bir hafta boyunca çocuğumla uğraşırım ki uğraştım. Aynı zamanda şeyle de yaptım. Yani siz siz de benim çocuklarımsınız. Sizinle de bir şeyler emek harcamak istiyoruz arkadaşlar. Sizinle bir yola çıktık. Ya yani bir şeyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Yani bu yoğunluğun arasında elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani o, o konuda rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Ciddi anlamda reklamlarda da kapatırım. Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Beni tanıyan tanır, bilen bilir. Neyse orayı çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Aa, ama eğer Hocam rahatsız oluyoruz. Reklamları kapatın derseniz de ben bütün her şeyi kapatırım. Hiç sıkıntı da değil arkadaşlar. Sabahlara kadar çalışıyoruz. Ee, hocam sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Onun da emeğini karşılığını alın dediğiniz için ki önceden biliyorsunuz reklamların kapalıydı. O konuda da bilginiz olsun. Yine kapatırım. Evet neyse. Çok fazla konuşmayayım bu konu hakkında. Sonra yine bak video uzadı. İşte reklam koyacak falan filan deyip yine para kazanmak istiyor diye dönmesin bir şeyler sonra. Evet gençler ya hoş bir şey değil. Gerçekten bunları burada söylemek hoş bir şey değil de. Hani benim samimiyetim biliyorsunuz. Yani ben içi dışı bir olan bir insanım. E, sizden gelen yorumları da dikkate aldığım için bu şekilde konuşuyorum. E, herhalde o arkadaş e, bir bir kişide görmüştüm. Bir ya da iki kişide. O arkadaşlar beni tanımıyor büyük ihtimalle. Neyse tanışırız gençler. Sıkıntı değil. Evet. 20 kaçıncı haftadayız? 31. haftadayız. 31. haftada ne yapıyoruz arkadaşlar? 31. haftada Ocağın 25-26'sında olan haftadayız. Ne yapacaksınız bu hafta? Arkadaşlar geçen hafta küp ve e, küp ve neyi yaptık? Silindir yaptık. Bak küp ve silindir. Aynı zamanda şöyle ufak bir tekrar da yapayım arkadaşlar. Küp ve silindir yaparken ne yaptınız? Ya da dik prizmalar ve silindir arasındaki farka bakalım. Dik prizmalar ve silindir arasındaki fark ne? O da dik prizma. Yani silindir de dik prizma. Tek farkı ne? Aradaki daire değil mi? Yani siz e, dik prizmalarla soru çözerken hep dikdörtgen, kare, üçgen, üçgen hep onlarla uğraştınız. Silindire geldiğinizde tek fark ne? Sadece daireyle uğraştınız. Yani he, aslında aynı konu arkadaşlar, dik prizma, hepsi dik prizma, temel mantık aynı. Yani e, ezberleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Sadece ezberleyeceksiniz. Kardeşim, hacim taban alan çarpı yükseklik, bütün dik prizmalarda aynı. E, alan alanda da bir tek ezberleyeceksiniz. Yan alanı ezberleyin dedik. O da nedir? Taban çevresi çarpı yükseklikte arkadaşlar. Başka baza kadar ezberlediğiniz bir şey var mı? Hiç yok. Ne yaptık? En baştaki konuya geldik. Hep en baştaki konu temel diklik üzerine yaptık bütün soruları arkadaşlar. Ee, onun üzerine bir şeyler e, öğrenmeye çalıştık ve temel dikliği sağlam olan arkadaşlar işte e, dik prizmaları da iyi yaptı, işte küpü de iyi yaptı, silindiri de iyi yaptı. Ve bundan sonraki konuları da yine iyi bir şekilde yapacak. Ama neden dolayı? İşte en baştaki temel yapıdan dolayı, oradaki tanımdan dolayı, dikliği görmekten dolayı arkadaşlar. Değil mi? Neyse ee, şeydeki farkı dik prizmalardaki, dik dik prizmalarla silindir arasındaki fark Gör, fark ettiyseniz hep dikdörtgen kare ile uğraştık. Dik, dik prizmalarda silindirde de hep daire ile uğraştık. Tek fark bu. Başka bir şey yok. Hepsi soruların hepsi aynı şey. Ha bir tek su soruları var böyle. hani Ona has bir soru o da. Hani silindirde böyle eğdiğin zaman dik prizmaya, dik silindire tamamlıyorduk sadece arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani siz katı cisimlerin ne kadar kolay olduğunu gördünüz ve fark ettiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar işlediğimiz yerlerden. Yani ben soruları çözerken emin olun... Yani ekstra bir ezber falan yapmadım. Yine geçmişteki konuları alıp buraya getirdim. Şimdiki bu haftaki konumuz da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu hafta ne yapacaksınız? Piramit ve konuya çalışacaksınız. Piramit ve konuyu de yine ayrı ayrı gün belirleyelim arkadaşlar. O şekilde yapalım. Ee, Piramiti ne yapacaksınız? Bu arada özür dileyerekten söyleyeyim. Normalde pazartesi günleri geliyordu arkadaşlar bu videolar. Dediğim gibi bu hafta işte Egean'ın mesela pazartesi günü kimliğiyle falan uğraştım. Egean derken pardon. Ee, bebeğimizin ismi Kerem bu arada. Kerem bebeğin e, kimlik işleriyle falan da uğraştığım için pazartesi günü video çekemedim arkadaşlar o konuda da kusura bakmayın. E, bundan sonra düzene girecektir ama hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. E, ne yapacaksınız? Çarşamba günü yani ayın 20'sin 20 27'sinde arkadaşlar. Eh, 27'sinde. Ne yapacaksınız? Piramit konusuna bakın arkadaşlar. Piramit. Piramit konusunun konu anlatımına bakın bugün. Hatta bugün piramit konusunun konu anlatımı ve artı Geo ilacını vereyim arkadaşlar. Geo ilacı. Tamam mı? Ee, Geometrinin ilacında piramitte galiba yanlış hatırlamıyorsam çok fazla test yoktu. 2 ya da 3 test vardı. Halledebilirsiniz büyük ihtimalle. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ayın 28 ve 29'sunda yani Perşembe ve Cuma Cuma'da e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bizim fasikülde 6 tane test var. En fazla 7 olur. 6 test varsa... Buraları da test test çözeceksiniz arkadaşlar. Yani perşembe ve cuma günleri test. Ha 6 test varsa 3 test 3 3 test şeklinde gidebilirsiniz. 7 test varsa 4 test 3 test şeklinde gidebilirsiniz. Biliyorsunuz e, sonlara doğru gidildikçe testlerin e, şeyleri biraz daha artıyor, seviyesi artıyor biliyorsunuz. Ha isterseniz 6 test varken de ilk 4, 4 testi rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bence 4'e 2 şeklinde de halledebilirsiniz. Eee Piramidi bu şekilde halledeceğiz. Piramidin konu anlatımı ve geometrinin ilacı sorularını ne yapacaksınız? E, çarşamba günü halledeceksiniz. Testleri de perşembe cuma Bir bize biraz daha rahatsınız. Ondan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Cumartesi gününe de koni konusunu halledeceksiniz. Koni konusunda konu anlatımını artı geo ilacı sorularını halledeceksiniz ve burada da yine 6 test olması lazım arkadaşlar. 6 ya da 7 test olması lazım test ve test iki günde de testlerini halledeceksiniz. Yine 3'e 3 üç ya da 4'e 2 ya da 4'e 3 şeklinde. Bir e, tanesi de 4'e 3 e, şeklinde halledersiniz arkadaşlar. E hocam şeyi ne yapacağız? Hmm, neydi onun ismi? Söyle onu. Diğer orta seviyedeki kaynağı ne yapacağız? Arkadaşlar şu an için şunlar yeterli. Bizim e, fasiküldeki her çeşit soruyu çözmen yeterli. Sonrasında yani bütün konular bittikten sonra canın sıkıldığında açarsın Elindeki kolay orta seviyedeki kaynaktaki şeyi çözersin. Soruları çözersin. Sizi şu anda orta seviyedeki kaynakla çok yormak istemiyorum. Buradaki bütün konular bittikten sonra mesela haftaya küreye başlayacağız ya. Küreye başladıktan sonra <laughs> aynı zamanda o hafta size e, acilin e, acildeki bütün konu anlatımları e, testlere de başlatacağım arkadaşlar. E, o yüzden bu şekilde e, bir şey yapalım. Çünkü haftaya sadece küre kalıyor arkadaşlar. E, sadece küre de size hafif hafif gelir. Orada şeyle testlere de başlatacağım. Haberiniz olsun. Haftaya bu mevzuyu konuşuruz isterseniz. Evet. Tekrarlayalım. Ayın 27'sinde piramit konu anlatımı artı geometrinin ilacı soruları. Ve bizim fasiküldeki katı cisim fasikülünü aldınız ya. Onun üstünde işliyoruz ya. Testleri de Perşembe ve Cuma. Sonra Cumartesi günü koni konu anlatımı ve geometrinin ilacı testlerini hemen ardından çözün arkadaşlar. Ardından da ne? Test test yani koninin testlerini çözeceksiniz. Bu hafta yapacağınız şeyler bunlar arkadaşlar. Şey konusunda tekrar kusura bakmayın. Bu haftalık böyle oldu. Ee, bizim <laughs> işte ailemize katılan yeni bir üye Kerem'den dolayı böyle oldu. Bundan sonra e, daha fazla yani, düzenli olacak. Yani biraz dağınık geldi. Yine videolar çekildi ama dağınık geldi. Ondan sonrasında böyle olmayacak. Kusura bakmayın. Sizler, sizlerin de gösterdiği anlayıştan ötürü e, teşekkürlerimizi de sunuyoruz sizlere. Ay konuşamadım. Neyse. Gençler bu hafta size söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.